İyi günler efendim. Ne varsa mesiz misiniz? Evet. Şuraya bir imza alabilir miyim? Buyurun efendim. Teşekkür ederim. İyi günler. Hayır, girmeyeceğim. Ben dünkü konuşmamızda çok ileri gittiğimin farkındayım. Seni kırdıysam çok özür dilerim. Bunu düşünme bile. Yılbaşı için özel bir programın var mı? Aslında kesinleşmese de bir programım var. Gerçekleşmesini dilediğim bir program. Bugün Levent Bülent'i ziyarete gelecek. Yılbaşı gecesi bize katılmasını isteyeceğim. Öyle mi? Harika. Eğer bir programı yoksa yılbaşı yemeğine onu da davet edeceğim. Elbette seni de beklerim. Bu küçük aile yemeğine katılmak isteyeceğimden emin olabilirsin. Bunu kaçıramam. Dışarı mı çıkıyorsun? Evet. Levent gelmek üzeredir. Programı bana sormadan yaptığın için beklemeyeceğim. Ama bu kabalık olmayacak. Nevbahar Hanım'a adab-ı muhaşeret. Benim adıma bana sormadan randevu veriyorsan bunu göze almışsındır anne. Merhaba Bülent. Merhaba. Annem benim adıma sizi çağırmış. Ama haberim olmadığı için çıkmak zorundayım. Hoşça kalın. Çok affedersin. Duygularını saklamakta o kadar usta ki. Sana duyduğu öfkeyi belli etmemek için bu buluşmayı kabul edeceğini düşünmüştüm. İstediğim bu değildi yani. Bana kaybettiğimi hatırlatmak istemedi. Öyle mi? Arkasını dönüp giden, geride bıraktıklarının samimiyetini sorgulama lüksüne sahip değildir. Eğer yarın gece için özel bir programın yoksa yılbaşı yemeğine gelmeni isterim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.